Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar, mahalla telekanalida Dema Kema ko'rsatuvi boshlandi. Dema Kema ko'rsatuvida bugun anjancha o'pka tayyorlanishini birgalikda kuzatib o'rganamiz va ko'rsatuvimiz qahramoni Shuhrataka Dadaboyev allaqachon o'pkani yuvib tozalash ishlarini boshlab yubordilar. Shuhrataka, o'pkani yuvishda nimalarga e'tibor qaratish kerak? Avvalo o'pkamiz pokiza bo'lishi kerak. İçini yani bir iki metre yuvuş gibi yani ciddi boğar bana öpkenimiz. Hala boya yok yani devam ettirip yuvamaz. Aziz tavsiyeler bana öpken içine su koyup yaşlıp bir metre var. Kapalı suyunda yuvuk tozalanırken çünkü yegende istimalde yaraklı bölüşkeli içinde kanları başla başı gereksiz nesneleri yuvuk tozalanır karşılanır. Ve bana bir dakika bana hazır o karşıda başladı o kanatı gelişkeli öpken. Doğru mu? Topla doğru. Taxminan ichiga qancha litr suv sig'yapti shunda? 8 litr, 10 litr kirib ketadi. Va mana shu suv bilan bir necha bor yuvib tozalanyapti. Endi qarang, shu yerda mana suv quyib suv kengayapti. Shu holatda teshilib qolishi mumkin. Endi o'pkani olishga qarab olasizda, hamma o'pkaga quyib bo'lmaydi uni. Ish jarayonida teshilib qolsa-chi? Ish jarayonida. Endi ish jarayonida teshilish hayotga teshmas harakat qilasiz. Sen sol qo'lga asosan şu yer bir yerde pek hani nasıl yırtık boluş kereme, kesi boluş kereme az, piçak tiyikken boluş kereme az. Aziz tamoşabiler, sotu bölgelerinde dikkat bile yetuva kayatsanız, hayır kesil geldi, hayır kesil geldi bir kurun adı. Bir bola pişirse bol olur, Allah halası. Tozalandı. Şimdi bunu 15 20 dakika koyup koyamayız. Ne için? Suları çıkıp olursun. 15 dakika suları çıkıp olurdu yakışılır. Kim kuyusu bol olurdu. Oldu bunun içine su su haydadık mı? Aha, su kuyduk. Su kuyduk. İçini bunu su yuvup taşıkara çıkartadı. Özü bile, kon bile bile. Bana içi de bir giren konu koymadım da olası. Hop 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 güzel. Kısık bulu uğradı. Ha, demek Aziz Tamoşkiler yuvgulanda su, bir neyse bu takdirlerimiz okul bir su, ok, yani toza su çıkardı. Uçandan 1-8 boladı, toza bulgeliydi. Direkt bu tındırıladı. Evet, az yine bir 15 bin, 20 bin tındırıladı. Aha. Ki, değil mi oğlum? İstimol yaralı bir olalım da olmazsa. Bugünkü konuştuğumuzda ancancı kutu yatırılarımızın bir gelişte kutu. Organımızda konuştuğumuz kahramanı Shuhrataka Dadaboyev. Hadi gelin yedi türeli masalıklar bile bunu bu arada konuştu tanıştırı buldu. Hadi avvola birinci tuz. Aha. Aş tuzu adı. Aş tuzu. Süt. Silişni yok. Sarıya. Gözümüzde sarıya onlara. Bu kaymağını küyürülgenin. Bu tayarlangen. Tayarlangen. Kom sarıya. Ne tuğum bana. 10 doğana tuğum yeterli. Demek ki onda tuxum solunadı bugün. Yani tuxum öpkeni özüge tuxuma salıp alıp maza beradı. Bir kilo unumuz toza. Oli navli buğday unu. Bu unda olma hamur kovalamız zuvala çakılıp. Ki öpkü jarayonu başlasaydı bol uğradı. Güzelim yakışı. Demek ki birinci jarayon öpke yuvup tozalandı. Su akızıl yaptı. Yeni ne iş kılınadı? Yeni moğlardı erit olamız birinci. Sarıya soğulamaz. Bu tahminen 400 gram ha? 250 gram. Ha 250 gram. Bunun arkasında sarıya'dan soğulamaz. Kaç soğuladı? Başımda. Bu yan 250 gram. Bu yarım kilo da soğuttu. Ay o göbeğe göre şuna olmasa geldi. Şunca salgın yarım kilogram sarıya şöyle ben kur. Tam o kadar şunu mu getirdin? Vay ya ki. Aşına kısayan bu oladı. Ha, endi bu yerda hozir 2 xil narsa bo'lyapti. Sabab nima? Sababi shu aralashib undan ham shirinroq bo'lish maqsadida. Yana o'zgacha ta'm beradi. Yana o'zgacha ta'm beradi. Demak, aziz tomoshabinlar, siz uy sharoitida sariyog' yog'ini yo'qingizni bo'lish mumkin. Bemalol foydalansangiz bo'ladi. Paxta yog'i, pishiq yog'i ham to'lasa bo'ladi. Bo'ladi, bo'ladi. Endi bunda qilsangiz yana ham mazaliroq bo'ladi. Albatta, sariyog' bilan ham o'qitim shirin bo'ladi. Ha yer sarı yer tuvası boldu. Yani sarı yol sot koyduk. Eridi. Endi unumuzu zola kolamız hamurumuzu. Bana aziz tomoshabinlar, sarı yol eritip olundu. Endi hamur qilish jarayoni boshlanadi.
Şubatakı, o hamur karıştı mı gerek? Zuvalak olamaz. Öpken halatın üşe yaptırdı. Yayılıp gitmeydi. Un bulan şirin buladı. Daha halasın. Doğrudan açsam, Jareon hazır yapardılar. Çünkü şu hareketleri ben uncalık düşünmedim. Kurup organ aramız var ki. Ben hazmi öpçe kalıp şiramız. Maşine kalıp bu da olmaz. Bu hal bir olasız. Organ olasın da olsun. Organ olasız. Halden dağılıp çıralım. Ancak çatı gel. Öpçe bu da olasın. Ne var ki? Başlayalım. Başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Biz siz Aytan Jareon'u kurup organ olamız. Bunu da sol değil. Tak aramız ya. Bitti öpçeki 1 kilogram un işletili yaptı. Opamız kere ürgetip yetken. Ancol yapar dedikler. Ancol yap. Başka bir yerden gelip mi? Ancol yapı. Çünkü köpçülükten sonrası okya kayarda tayarlandı gendi. Hama bilgeller Ancol. Uz köpçülükten bile uğurmasayken tayarlaştı. Lekin bilgeller Ancol'da ya maromu getirdi başka çe tayarlaşadı. Elbette borgende tasvirge oluyorlardı. Maslahat bilgeller buldu. Ve şunun için bugün siz bile görüşüp durmaz. Bu hamur, adlı hanım çiçeğinin hamurluğu okşaydı mı? Aşnak okşaydı. Farklı yok, normal hamuru bir kıl zuvalı. Bir kıl, bir kıl. Hamurga tuz solmadingiz mi? Hamurga tuz solmadi. Hozir hamur ilayotganda suvni quygandan keyin albatta tuz solinadi. Hozir solinmaydi. Yo'q, hozir solinmaydi. Tomoshabinlar shu jihatlarga qarang, hamur qorilayotganda tuz solinmas ekan. Tag'in bir xillar borda, oldin nomakob suv qo'yib turib, keyin quyishadi. Demak, o'pkani hamurida farqi bor. Bu o'pkani qanday foydalilik jihatlari bor? Ovqatda yengil taom hisoblanadi, parhez taom hisoblanadi, hazm bo'lishi oson. Endi kimlardir o'tgani suymaydi, suyadigani bor, maza qilib ko'p yeydigani ham bor. Odam o'ziga qarab. Ben su kuvalamız kazandı. Ne demek ki su? Öpken pişiş için. Ha, kaynatıp sorulardı. Kaynatıp sorulardı. Yani hani hamur yoksa numaradır, canlı var mı? Yok yok yok. Öpken su buna pişiş olardı. Demek öpken çok ergen derecede su bol içti. Tamam. Kaynat duruş gibi bu kez olayım. Demek son şey bilir ama başka halı öpken su kuyuştan avval kazandı su kuyup kaynatıp olayımız pişiriş için. Bunun gece farklı yutamız bu kaynatıp. Hayır, aslında tamam şimdi bu yerde ben okyanın su akıp çıktı da şu halde ki kirdi. İçinde su kalmadı bak. Su kuyuyken de çıkıp getirdi. Bu tuhum ne için salınadı? Şunu bir ayting de. Öpüye tuhuma naza veriş için tuhum salınadı. Hozir mishlamiz. Hozir ustidan chachak olamiz. Ha, xamirni. Xamirni qo'yamiz. 1 litr suv qo'yamiz. Xamirga? Xamirga. Yizmaga? Xamirni chayamiz bunday qilib. Yana? Yana.
bu öpkemiz Andijonca öpke deyiladi. Andijonda yeb baho berasizlar, baholasa. Yo'q, mayli, xamir qildingiz, xamirni tindirdingiz, tushundim. Lekin yana nimaga suv qo'shib xamirga aralashtirib tashlayapsiz? Nimaga deganda, ona xamirni shirasi bunga o'tadi, suvga o'tadi. Bunga quyamiz tindirib. Keyin xamir shirasi ketgandan keyin jivashkasi qoladi xamirda. Yopishqoq, jivashkaga holatga kelgandan keyin xamirni olib qo'yamiz. Ha, xamirni faqat mazasini olish uchun shirasini chiqarib olamiz, shirasini chiqarib olamiz. Endi tushundim. Va o'ylab o'pki hali bozorda ko'rganda ham xamir yo'q edi yonida. Nima uchun hakam xamir solyatlarga deb hayron bo'ladi u? Aziz tomoshabinlar, mana menimcha endi o'sha savollarga birgalikda javob topdik. Xamirda, demek xamirda suv unchalik ko'p bo'lish kerak emas, 1 litr atrofida bo'lish kerak, to'g'rimi? 1 litr, 2 litr suv bilan chayishsa bo'laveradi. Endi bu suvni o'pkani ichiga qo'yamizmi? Bu suvni o'pkani ichiga qo'yamiz. Hali o'pkani ichiga biz faqat 2 litr sut solamiz deb o'ylayapman-ku. Hali u asha anaqa ham kelamiz. Ashnaqaga kelaveramiz, jarayonga kelamiz hali. To'g'risi, bu o'pka pishirishdagi ba'zi holatlarni unchalik tushunmayman, aytsalar ham yaxshi, mana xabarni ham tushunmagandik, javobini topdik. Boshqacha umuman men kutgan, hatto tasavvurimga sig'magan holatda foydalanar ekanmiz. Demak, bunda ham bir sir bor. Bir siri bor. Hamma ishni o'ziga yarasa siri bor. Xamirni suvi ham sut holatiga kelar ekan, oppoq bo'lib. Sut holatiga keladi. A bu xamir qorinda shiradi deyishadi, o'zi xamir holatida. Suvda bunaqa salbiy ta'sirlari yo'qmi? Yo'q, unaqasi yo'q. Demak, xullas oq suvni hammasini olish kerak. Olish kerak. A bu keyin bu foydalanib bo'lgan xamir uyg'otilib tashlanadi yo boshqa bir masalan, biror narsa yegulik tayyorlasa bo'ladimi? Yo'q, bunga qo'y, qo'zilarga, tovuq pavlarga berib olsa bo'ladi. Ha, demak, insonlar iste'mol qilmasa, o'sha jonivorlarga beriladi. Shuhrajon aka, bu o'zi kasbingiz nima? Kasbim ash go'sht sohasida. O'pka, hasa, tush. Qonurlik, supurlik, pustimurlik degandek. Shunaqa narsalar tayyorlaysiz. Shunaqa narsalar tayyorlaymiz. O'zi siz haligi nima deydi? Haqiqiy o'zbekona shu tarixdan tayyorlanib kelingan ovqatlarning hammasini bilar ekansiz. Bu xolasa. Shunajon aka, xo'p, endi savol paydo bo'lyapti-da, bu suvni nima uchun siqib olamiz? Nima kerak bizga? Qaynatishda kerakmi? Yo, hozir bu o'pkada hozir buni bahor pashirasini suvga chiqarib olib, yana ko'ryapsiz, quyyapsiz tog'oraga. Xamirni olganimizdan keyin o'pka qo'yish jarayonini boshlaymiz, xudo xolasa. Bu suv o'pkaga quyiladi hozir. Bu suv o'pkaga quyiladi. Bunga tuz solinadi, yog'lar solinadi, tuxumlar chaqib ko'rdik. Shular hammasini solib o'pkaga quyish jarayonini boshlaymiz. Suv solinadimi? Sudan quyiladi albatta. Shunga quyiladi. Shunda qancha bo'ladi obsha umumiy? Hammasi 8 litr, 10 litr suv bo'ladi. Suv, sut yog' bo'ladi. Aziz tomoshabinlar, xamir siqib suv olinganda hech ham xamir bo'laklari o'tib ketmadi. Yaxshilab hammasi siqib olinib, quyilayotganda diqqat bilan, e'tibor bilan quyildi. Va suv sutday oppoq qoldi. Bir xil sekin suv bilan ko'rgan odam buni tatib ko'rmasa, sutligini, suvligini bilmaydi. Suvligini bilmaydi. Shurajon aka, bu xom suvdan hozir siqib suv olindi. Xom suv. Bu xom suvning zarari yo'qmi? Zarari yo'q. Qaynagan suvdan ham foydalansa bo'ladimi? Demak, suvni ahamiyati yo'q va jarayon davom etadi. Jarayonni boshladikmi? Nima hozir boshladik? Avvalo sut quyib olamiz. Taxminan 2 litrga yaqin. Tuxumimizni quyib olib solamiz, tuxumimizni. O'nda tuxum solinyapti mana.
Endi sariyog'imizni quyib olamiz. Ha, o'zim hayron bo'ldim, bu sariyog' qachon solinar ekan? Qovurlar mumkin bunda deb o'yladim, o'pka qaynatiladi-yu. Deb ko'p savollar paydo bo'ldi va mana savollarga javob topdik. Topdik. Qo'shib choy olib. Hozir ko'rgan baqlashgani, "Pa, nima qilasiz?" dedingiz. Ha, baqlashgani quyugani ishlatamiz, o'pkani, quyugani. O'pkani ichiga savzini kesib, qachon qilib qo'ydingiz buni? Sizlardan bekitib sotib qo'yganman. Ko'r, o'rgan olsinmi? Savza. Nima uchun kerak? Oddiy savza. Bu sutlari chiqib ketmasligi uchun qattiq qilib va probkani singari qilib, qoppoq qilib qo'yiladi. Sekin aylantirib, aralashtirib xamirlarini suv tagiga cho'kib qolgan bo'lishi mumkin. Bismillahirrahmanirrahim. Aziz tomoshabinlar, hozir bu yerda ko'rib tog'ora ham katta. Uyda xamir qiladigan tog'ora bu. Ko'proq noyob, tandirda noyob bo'lgan onajonlarimiz yaxshi bilishadi. Va bunda 10 litr taxminan suv bor. Balki kam, balki ko'p. O'pkamiz bo'ldi. Savzini chekirtkaga tiqib, sutni sariyog'a chiqitmaslik uchun oxirigacha tushirib qo'yamiz. Endi qozonga solsak bo'laveradi. Mana bo'ldi. Jiji ko'tarib qo'ysak, tezroq qaynashishga. Qaynab chiqqandan keyin o'rta olov bo'ladimi yoki past olovda mintilab qaynatiladi? O'rta olovda pasaytirib qo'ysak pishaveradi. Qancha vaqtda pishadi endi? 40 minut, 45 minut pishadi. Oradan vaqt o'tdi. 50 minutcha bo'lib qoldi, 1 soatga yaqin. O'pkamiz mana xudohoza tayyor. Yo'q, zarari yo'q. O'shunaqa bo'ladimi? Ha, mana shunaqa bo'ladi. Ishqilib otilib chiqib qolmadimi? Bu moron ichida savjisi. Ha, qop ketyapti. Lekin sal chiriyibdi-da u hajmi bo'yiga nisbatan. Hozir o'pkani pishirish jarayonimizda tashqarida bo'lib qoldik. Sariyog'lar birpasi to'nglab qoladi. Aşını evazga jinde az yine hünürü çıktı. Issık uyudu xonadonda bo'lganimizda, issık suvlarimiz bo'yganda, bundan ham ziyoda bo'lib chiqqan bo'lardi. Endi nima? Olib suzib, iladi joyi shunda olinadi. Jiji sovigandan keyin bemalol iste'mol qilsa bo'laveradi. Ha, buni issiqda emas, sovuqda yegan yaxshi. Sovuqda shirin bo'ladi lekin. Endi bir xil issiq desa mazali bo'ladi deydi-yu. Kimga qanaqa? Menga sovug'ini yeyim keladi meni. Mana shu sohada ishlayman. Sovug'i shirin bo'ladi. Sovug'i siz bilasiz. Issig'ini ham yeb ko'rgansiz-da? Ha, issig'ini ham yeb ko'rganmiz. Voy, olish oson. Hadi. Yo. Pişken. Oh. Bana bu da pişlok o'xshaydi mana. Sirga o'xshaydi mana. Hey. Hozir kuz-qish faslida turp yaxshi pishadi. Turplarni qo'yish mumkin, to'g'rimi? Har xil narsalarni iste'mol qilsa bo'laveradi. Izlayamiz. Salomat bo'linglar. Aziz tomoshabinlar, biz mana shunday mazali, tarixiy unutilib borayotgan ovqatlarni tasvirga olib, siz azizlarga uzatishga harakat qilamiz. Agar sizlar ham mana shunday ovqatlarni tayyorlashni bilsangiz, quyidagi telefon raqamlariga murojaat qilishingiz mumkin. Va albatta ko'rsatuvimizni ko'rishga ulgurmaganlar, bizni takroriy efirda yoki YouTube'da yemak deb qidirsangiz, tayyorlagan ovqatlarimizning barchasi kelib chiqadi. Siz bemalol qaytadan ko'rib, o'rganib olishingiz mumkin bo'ladi. Bizni kuzatishda davom eting. Biz sizga eng yaxshisini ilinamiz. Demak, yemak.